Ekobor Akademi'den herkese evet. merhaba. Ben ziraat mühendisi Onur Avcı. Bugün ofisimizde bir konuğumuz var. Daha önce Çiftçi TV ekranlarından tanıdığınız Taner Öztürk bizim ofisimizde. Hep biz size konuk oluyorduk. Bu sefer de sizi biz ağırladık. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Ayrıca size de teşekkür ediyorum bu misafirperverliğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şimdi tabii arkada da yazımız belli. Ekobor Akademi canlı yayınlarda da bahsediyorduk. Evet. Hem bunun tanıtımı hem de aslında size gelen üreticilerimizden gelen sorular neticesinde böyle bir video çekme gereği duyduk. Ee, öncelikle sizden e, size gelen talepleri ve merak edilenleri alalım. Daha sonra izleyicilerimize gerekli açıklamaları yapalım. Şimdi tabii biz hep size stüdyoda ağırlıyorduk. Bugün ben konuk sandalyesindeyim. Siz böyle moderatör kısmındasınız. E, izleyicilerimize bahsetmiştik zaten e, daha önceki canlı yayınlarımızda Ekobor Akademi yakın zamanda artık faaliyete başlayacak diye. İnsanlar da merakla bekliyor. Ya ne zaman başlayacak bu Ekobor Akademi? Nedir? Neler öğreneceğiz diye. Ben de dedim ki ya bu soruların yanıtını Onur Bey'den almak daha sağlıklı olur. O halde ben tekrar görevi devralayım Tabii. ve pası size şöyle atayım Onur Bey. E, Ekobor Akademi'yi bize biraz anlatır mısınız? Tabii ki. E, şimdi Ekobor firma olarak e, temelinden itibaren Türk tarımının ve çiftçisinin yanında olmayı hedefliyor ve Türk tarımının geleceğini amaçlayarak çalışıyor. Biz burada ne yaptık? Ee, sadece güzel bir ürünün geliştirmenin yanı sıra biz üreticilerimize başka nasıl hizmet edebiliriz? Onların yanında nasıl olabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. E Tabii ki en büyük yatırım insanın kendisine yaptığıdır. E, ve bu konuda da ilk adımı eğitimle veriyoruz. E, bazı üreticilerimiz gerek e, bulunduğu şartlar, gerek işte aile yapısı ya da işte imkanlar doğrultusunda e, çiftçilik yaptığı andan itibaren hayatta başka yönlere gidemiyor. Sadece bu işlerle uğraşıyor. E biz hep diyoruz biz çiftçinin yanındayız. E nasıl yanında olabiliyoruz? Bu sefer eğitimlerle. Bu eğitimler ne olacak? E, çiftçinin ihtiyacı olan öğrenmesi gereken e, her türlü tarımsal alanda ki bu başlıkları da açacağız e, tarımsal alanda ihtiyacı olan konular ve başlıklar olacak. Ee, bu düşünceyle yola çıkarak ECOBOR Akademi kuruldu. Ee, i̇nşallah üreticilerimizde e, zaten hani size de geliyor talepler. Doğru. Biz de telefonlarla e, sosyal medyadaki mesajlardan görüyoruz. Çok ilgililer. Ee, özellikle genç çiftçilerimizin e, eğitimlerini tamamlaması için e, bu tür konularda bilgi sahibi olabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Onların sürprizlerimiz de olacak. E, bizi takip etsinler diyoruz her zaman. Ekobor Akademi bu düşünceyle kurularak e, yoluna başladı. Şimdi tabii Ekobor e Akademi deyince benim aklıma bir eğitim ortamı geliyor. Peki bu eğitimler yüz yüze mi olacak, online mı düzenlenecek, katılım koşulları nelerdir, bir yaş sınırı var mı, isteyen herkes katılabilecek mi? Bu konuda da aydınlatın bize Onur Bey. Tabii ki e, yaş sınırımız yok. Üreticilerimiz tabii ki e, bizimle iletişime geçtikleri andan itibaren Ekobor, e Kullanıcıları zaten doğrudan e, ücretsiz bir şekilde bu eğitimleri alabilecekler. E, burada farklı konular var. İlgi alanlarına göre şekillendirebileceği başlıklar var. Nedir bunlar? E, Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, e, örtü altı yetiştiriciliği, ki çok merak edilen e, kültürel işlemler ki bunlar nedir? Budama ve aşılama gibi e, bu başlıklar altında uzmanlar tarafından online olarak eğitimler olacak kendilerine özgü bir e, giriş paneli olacak. O panelden bizim yönlendirmemizle e, tabi bu konuda da yardımcı olacağız onlara. E, yönlendirmemiz sayesinde o panelden online olarak oturdukları yerden evlerinden eğitimleri alabilecekler ve e, işin uzmanları tarafından e, güzel bir şekilde anlatılarak e, onların gerçekten de günlük hayatta işlerine yarayabilecek bilgilerle. ...anlatılarak sunulacaktır. Evet, uzmanlar deyince benim aklıma iki farklı alan geliyor. Birisi akademik personel... ...bir diğeri de bu işe yıllarca emek vermiş... ...A'dan Z'ye tarımı çok iyi bilen kişiler. Doğru mu anlamışım? Evet, tabii ki. Ziraat mühendisleri olacak, evet. hocaları olacak. Burada çok fazla konu başlığı olduğu için... E, ...bu işin zamanında eğitimini almış insanlar anlatacak. E, yıllarını bu konuya vermiş insanlar da olacak tabii ki. E, farklı konularda dediğim gibi farklı kişilerle de çalışacağız... Burada emin olsunlar tekrar etmekte fayda var. Çünkü ben bu eğitimi aldım sonrasında olacak değil. Gerçekten de günlük hayatta kullanabilecekleri ve işe yarayabilecekleri eğitimler olacak. Burada şöyle bir güzellik daha olacak. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi tarafından da belgelenecek yani bir sertifika, sertifika olacak. olacak. Bu sertifika e devlette de görülebilir halde yani gerçekten de evet ben bu eğitimi aldım ve belgesi burada var denleyebilecek. Peki bu eğitimler ürüne özel eğitimler mi olacak? Yani örnek veriyorum buğday zamanı ekimden önce nelere dikkat etmeli? hasada hasat süreci boyunca neye dikkat edeceğiz veya hasattan sonra neler yapılacak gibi. Bu şekilde mi yoksa genel bir eğitim daha? genel eğitimlerimiz de olacak, özelleştirilmiş eğitimlerimiz de olacak. Aslında burada bir güzel tarafta da şu olacak. Talepler doğrultusunda da bu konu başlıkları istediğimiz kadar artırılabilecek. artırılabilecek. Evet bu da e, işin bir diğer önemli boyutu. E, şimdi e, ne kadar sürecek peki bu eğitimler olur bey? belli bir süresi var mı? E, tabii ki bu da e, konu başlığına göre değişik evet. e, süreler varacak ama bir eğitimin ortalama olarak e, bir 20 dakika falan sürmesini bekliyoruz, hedefliyoruz. Çünkü e, hem günlük içerisinde çok fazla vaktimizi almasın hem de e, ister istemez ilgimizin, odağımızın belirli bir sürede toplayabiliyoruz. Dağılmaması gerekiyor. Eğitimden tam verim alabilmek için süre ortalama olarak 15-20 dakika tek bir eğitim için düşünülüyor. Tabii soru cevap kısmı da olacak değil mi? bu Tabii işin? ki sınavımız olacak, soru cevapları Orta. olacak ee, ve online olarak karşılıklı aktif olarak da görüşebileceğiz. Peki, e, EkoBor Akademi Fikri ilk oluştuğunda hangi amaçla yola çıktık onu Bey? Hedefimiz ne bu işte? Ee, dediğim gibi aslında hedefimiz şu. Biz üretim yapıyoruz, güzel bir gübre üretiyoruz, satıyoruz. Bununla bitmemeli. Çünkü tamam üretici aldı maliyetlerini kıstı, güzel bir üretim yaptı, ürününden kimyasal kullanmadan en güzel verim aldı. Ama yarını, öbür günde düşünmemiz lazım ve hem onların belki günlük hayatta ihtiyaç duydukları bilgilere sağlıklı ulaşamamaları Çünkü internet dediğimizde çok fazla bilgi kirliliği var. Doğru doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Hem de dediğimiz gibi kendilerine yatırım yapabilmeleri gerekiyor ve bazen de nereden nasıl başlayacaklarını bilemiyorlar. Biz de eğitimin ne kadar kutsal ve önemli olduğunu bilerek e, bu hizmeti de onlara sunmak istedik. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliriz. Şimdi pandemi sonrası tarım çok önemli bir hale geldi Kesinlikle. ve artık şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız evet. da bir an evvel işte kırsala dönelim ya da evlerinin bahçesinde hobi amaçlı dahi olsa tarıma uğraşmak istiyor ve siz burada herkesi bilgilendirmiş olacaksınız her ürün hakkında. Tabii ki şimdi hep biz çiftçilerimizden bahsediyoruz çünkü bizim ana kitlemiz onlar ama dediğiniz gibi hobi üreticiliği de pandemiden sonra çok fazla ortaya çıktı. Şimdi emekli olmuş ve emeklilik ikramiyesini bu şekilde tarımla değerlendirmek isteyen insanlar var. En basitinden ya benim ufak bir bahçem vardı ama çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz kimyasalsız, zehirsiz meyve yesin. Ben bununla ilgileneyim diyen insanlar var. Ama bir noktada ne yapacaklarını bilemiyorlar. Evet. Bir danışmanı ihtiyaçları var. Akıllarında onlarca soru var. Ne yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. E biz de o soruların e, neyin nasıl yapılacağına dair tarımla ilgili e, soruların cevaplarını bu eğitimlerle vermiş olacağız. O zaman e, buradan bütün izleyicilerimize e, şunu söyleyelim: Hiç vakit kaybetmeden hemen Ekobar Akademinin e, eğitimlerine katılsınlar. Gözden kaçırdıkları ya da e, unuttukları veya yanlış yaptıkları bir uygulama varsa doğrusunu öğrensinler. Tarımı daha iyi yapsınlar. Onlar kazansın. Türk tarımı kazansın. Kesinlikle. Çünkü bugün yaptığımız her işlem e, bizim yarınımızı ve öbür günümüzü de etkileyecek. E, yanlış gübreleme, yanlış budama yıllarımıza mal oluyor. E, yanlış gübrelemede ve ilaçlamada şeyi de görüyoruz. Ben çoluğuma çocuğuma bir toprak bırakacağım ama evet. bu toprağın kalitesini yanlış budamada ağacın bir yılın, iki yılın değil bazen yedi yılın, sekiz yılını kaybetmiş olabiliyoruz. E bu konuda da neyi nasıl yapmaları gerektiğini öğrendiklerinde içleri de daha rahat olacak. Ne kadar güzel. Gelecek kuşaklara tertemiz bir e, toprak bırakmak adına böylesine bir e, misyon edinmiş ekobor Emeği geçenlere teşekkür edelim o zaman. Kesinlikle. E, buradan hem e, ben de birkaç eğitimde bulunacağım. E, ve diğer eğitim verecek arkadaşlarımıza da sizin aracılığınızla evet. aslında teşekkür etmiş olalım. Evet hep e, stüdyoda konuşuyorduk. Evet. Bugün de Ekobor Stüdyo'dan seslendik izleyicilerimize. Ekobor Akademi'yi konuştuk. Ben yine görevi devraldım ama Onur Bey ben tekrar konuk olayım. Siz moderatör evet. olun. E, kapanışı da böyle. O zaman şöyle diyelim hemen e, öncelikle misafir olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ee, buradan izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? <laughs> Çok güzel. Valla neler söylemek <laughs> isteriz? Bir kere doğru ürünü doğru zamanda kullansınlar. Eko ee, Bor kullanıcıları da mutlaka ama mutlaka sizin gibi kıymetli uzmanlardan. E, gerekli bilgileri, doğru bilgileri alsınlar. Çünkü e, yapılacak yanlış bir uygulama bir yılın e, heba olmasına vesile olabilir ki sizler 7-24 sürekli onların yanındasınız. Her an her dakika onlara yardımcı oluyorsunuz. Bu da çok kıymetlidir. Onun da kıymetini bilsinler. E, ekobor kullansınlar. Topraklarına değer katsınlar. Üründen para kazansınlar. Hem onlar kazansın, hem ülkemiz kazansın, hem Türk tarımı kazansın diyelim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz. Ekobor Akademi hakkında kısa bir bilgilendirme yaptık. Sizler de detaylı bilgi için sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilir. İrtibat numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.